İyi günler. Bugün 6 Ocak 2016 Çarşamba. İşte günün başlıkları. Yeni akit FETÖ'cü polisler PKK'ya çalışıyor. Fethullahçı terör örgütü polislikten atılan elemanlarını şimdi de PKK'nın algı operasyonları için devreye soktu. PKK'ya destek için Cumhuriyet gazetesini kullanan paralel çete kurdurduğu irili ufaklı internet siteleri üzerinden PKK'ya çalışıyor. Akşam Rus gizli ordusunun Türkiye planı. Rusya gizli servisi FSB en son Ukrayna'da ortaya çıkıp adım adım ülkeyi işgal eden Stepnaz komandolarının Türkiye'de operasyon yürütebilmesi için izin talep etti. Bugün bunlar balina olsaydı dünya ayağa kalkardı. Yunan adalarına göçmen taşıyan iki bot Ege'de battı. Ayvalık ve Dikili sahillerine vuran cesetler yürekleri sızlattı. Güneş, Doktor Bu Ne? Güneş gazetesinin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev alan terör yandaşlarını gündeme getirmesinin ardından PKK sempatizanı doktorlarla ilgili ihbar yağmaya başladı. Çatışmalarda yaralanan Mehmetçiklerin emanet edildiği birçok sağlık görevlisinin terör örgütüne verdiği destek kan dondurdu. Habertürk, Ali Nimr gerilimi. İdam edilen Şii imam El Nimr'in yeğeni Ali de ölüm hücresinde. Hürriyet, dünya seyrediyor. Aylan bebekten sonra doğan ilgiden umutlandık ama dünyanın gözü önünde ölümler devam ediyor. Milli Gazete, canlar emanet kasada. Ege Denizi'nde her yıl yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanan yasa dışı geçişleri organize eden insan kaçakçılarının uluslararası işleyen bir finans sistemi oluşturduğu ortaya çıktı. Operasyonlarda elde edilen bilgilere göre göçmen kaçakçıları emanet kasa uygulamasıyla adeta banka ve sigorta şirketi gibi çalışıyor. Milliyet, boru soruşturması, Poyrazköy sanıklarının beraatinin ardından suç delili mühimmatı kim gömdü araştırması başlatıldı. Savcılık TİB'den bölgedeki bir yıllık telefon sinyal kayıtlarını istedi. Posta, bir şehidin evi, uzman çavuş Nuh Özdemir Diyarbakır Sur'da teröristlerle çatışırken şehit düştü. Askerler acı haberi vermek için şehidin ordunun dağ köyündeki baba evine karla kaplı yoldan ancak 4 saatte ulaştı. Barakadan bozma evde bayrak asılacak yer bile yoktu. Bayrak iki elektrik direğinin arasına çekilen ipe asıldı. Sabah, başkanlık için destek %55, Türkiye çapında dev anket. Başkanlık sistemini isteyenlerin oranı hızla arttı. Başta %30'larda olan destek şimdi %55'e çıktı. Star, o hendekte niye senin çocuğun yok? Başbakan Davutoğlu, PKK'nın açtığı hendekleri destekleyen HDP'lilere, insanların kanları üzerinden öz yönetim hayalleri kuranlara sesleniyorum, niye hiçbirinizin çocukları yok o hendeklerde sözleriyle sert çıktı. Takvim, Nuh'un yuvası, Diyarbakır'da şehit düşen Nuh Özdemir, işte bu evden çıktı. Duvarların naylon kaplı, sıvasız, elektriksiz, susuz barakadaki anası ise tek servetini kaybetmişken o yüce cümleyi haykırdı. Vatan sağ olsun. Türkiye, öz hainlik. Belediye PKK'ya silah taşıyor. Öz yönetim adı altında isyan çıkaran HDP'li belediyeler, hainlikte sınır tanımıyor. Mardin Dar Geçit'te ele geçirilen bir traktör dolusu mühimmatı belediyenin taşıdığı ortaya çıktı. Vatan, kamuda cuma izni. Davutoğlu cuma namazı saatinde memurlara esneklik sağlanacağını açıkladı. Her ilde valilikler kadın ve erkek ayrımı yapmadan cuma için izin verecek. Ve Yeni Şafak, açlıktan ölecekler, 40 bin kişi sivil kuşatma altında. Esed rejimi ve Hizbullah milislerinin 193 gündür kuşatma altında tuttuğu Şam'ın kuzeyindeki Madaya beldesinde 40 bin sivil açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.